Selamlar, ben Semih. Bugün de bir kupa videosuyla karşınızdayım. Biliyorum kupa videolarını çok seviyorsunuz. Bugün dünyada 315.yiz ve herkesin konuştuğu bu desteği kullanacağız. Twitter'da geziyorum, herkes şunu yazıyor. İşte bu desteği kullanın, sonra teşekkür edersiniz. İşte bunu alın kazanın falan diye. Bugün beraber test edeceğiz. Daha önce hiç kupada oynamadım bu desteğiyle, onu söyleyeyim. Şunu da biliyorum, aranızda çok fazla Mega Şövalye kullanan var. O yüzden bir şans verelim isterseniz. Evet, maça geçelim. Sonunda başlamaya karar verdi. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Maça odaklanmak adına birazcık daha konuşmamı azaltacağım. Yani beraber fokus atalım, beraber döngüye falan bakalım. Mesela şu anda koş binçsin atıyorum çünkü mezar taşını çıkarttı elinden. Binası yok yani. Şöyle güçlü madenci kitleyelim. Evet, burada neden hayalet atmayıp da Mega Şövalye atacağım? Çünkü güçlü madencisi çıktı elinden. Yani Mega Şövalye hiçbir cevap yok. Gene binasını çıkarttı bu arada. Bravo Mega Şövalye. Yok artık. Adam bu arada çok geride iksir olarak. Şöyle Barbar Valley tanklayacak şimdi hayaleti. 3 iksir var diye bastım. Şu anda kazanmamızın sebebi, başta mezar taşı yokken koş binci bastık ya, orada alev topu attı, baya bir geriye düştü. Bizim desteğimiz de affetmiyor arkadaşlar. Yani rakip gerideyse iksir olarak. İnanılmaz bir baskı desteğimiz var. O balon vuracak artık, ona yapacak bir şey yok. Bazı şeyler olacaksa kabullenmek gerekiyor. O elektro büyücüsü var ya, mükemmel çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ben basacağım ki o saldıramasın. Adam var ya, elektroya o kadar sinir oldu ki şu an. Şu anlık desteği beğenmeye başladım. Siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz bu desteğe? İyi oyuncu attık. Dünyada 315.'ydik. Bakalım bir maç ile ne kadar sıra atlıyoruz. 26 kupa normalden biraz az ama bakalım dünyada kaçıncıyız? 268, bayağı bir atlıyoruz. Çok iyi. Demek ki klanla, aynı klanla adam geldi. Acaba snipe mi attılar? Snipe atmış olabilirler. Arkadaşlar bir de geçen ben snipe attığım için çok gereksiz bir linç yemiştim. Hani bazı arkadaşlara da anlatamadım küreselde bunu, herkesin yaptığını, normal bir şey olduğunu. Ama sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Bu adam da domuzcuk oynuyor bu arada. Mega şövalyemiz var, kraliyet hayaletimiz var domuzculara karşı. Böyle arada düşünebilirsiniz rakibin atak kartına ne yapabilirim diye. Söylediğimi bilmiyorum. Bu desteğe güçlü madenciniz yoksa ne ekleyebilirsiniz düşüneyim. Hayut eklenebilir veya kara prens eklenebilir. Şimdi burada arkadan Mega Şövalye attığımız anda domuzcuk yeriz tersten. O yüzden koş binisi atalım. Rakibin topu da yok şu an elinde. Gerçi döndürebilir ama. Evet, çok rahat döndürdü. Burada Mega Şövalye atalım. Oo, hayaletimiz var. Yalnız ana kulesini açabilir terste. Aman dikkat, açabilir şu an. Yapamadı. Maçı da bıraktı. Orada çok zor bir işe girişti ya. Hayır, başarsa önü bayağı açılacaktı. Ama giriştiği iş gerçekten çok zor bir iş. Evet, 3 taşımızı çekiyoruz. Bu arada video birazcık kısa olabilir, o yüzden 4. maça bile girebilirim kupada. Güzelmiş bu deste, beğendim. Şu an vereceğim puan artıyor benim.
Mesela şu an 10 üzerinden 7 falan veririm desteğe. Bakalım devam edelim, belki artar. Dünyada kaçıncıyız? 30 kupa aldık. Bayağı hızlı artıyor bu arada sıralama. Bir maç yeniyorsunuz, bayağı bir artıyorsunuz. Ve dünyada 234. Evet, devam. Fırın küreselde pek kullanılmıyor ama bakalım arkasından ne çıkacak. Fırın kartı dünyada ilk 1000'de sanırım en az kullanılan 3. karttı. Oh, çok güzel takas. Şimdi 5 iktidarlık bir kraliçeyi 7x ile savunup atağa çıkacağız. Mesela ben psikopat mıyım bilmiyorum, bundan zevk alıyorum. Evet, özellikle bastı, 1x'i daha kazandık. O yavru ejder çok rahatsız ediyor beni. Defansif koş binci. Eyvah eyvah, domuz kovalıyor. Bir tane vursan yeter benim için. Hadi. Çok güzel, tamam. Sağ kart atarsa iksir kalmaz. Sol hayaleti bastım o yüzden. Vuracak mı? Evet, iksir yetişmedi. İkinci ekrandan iksirine bakabilirsiniz bu arada. Çok daha kolay olur. E-sporda da bu kullanılıyor bu arada. Herkes ikinci ekrandan bakıyor, haberiniz olsun. Evet, artık asıl olaya geliyoruz. Çarpı 2'ye doğru giriyoruz ve adam Kraliyet Devi oynuyor. Çok eskiden bir deste vardı, fırınlı Kraliyet Devli. Hatırlayanlar bayağı eskidir. O desteği revize etmiş günümüze. Böyle bir deste çıkarmış, garip. Ama bir zamanların efsane bir destesiydi. Şimdi bu adam güçlü madenciye zayıf kalacak. O yüzden Kraliyet Devi'ne karşı güçlü madenci kullanacağız. Kraliçeyi yine mega şövalye attık. Mükemmel gidiyoruz. Şimdi yavru ejder atacak, beni çok rahatsız edecek bu. Evet. O yavru ejderi her şeyimle öldürmek istiyorum şu an. Şahmat. Bitti maç. Uzatmaya bile gitmedik. Hadi bu adamı 3 saat çekecek miyiz? 10 saniye var. Şu an desteğe vereceğim puan yükseliyor benim. Evet. Bakalım şimdi dünyada kaçıncıyız? Video başladığımızda 315'ti galiba. Şu an 3 maç yendik. Ve hala devam ediyoruz. Dünyada 167, devam. Bir maç daha var. Mezarlık oynadığımızı zannedip bunu yaptı galiba. İskelet ordusu bekliyorum. Felaket kulesi atacak. Elinde yakın menzil kartı kalmadı. Şu an felaket kulesini atmak zorunda. Ama atarsa da koş binici basarım. Evet, hazır mısınız? Ya Heru ya Meru yapacağız şimdi. Defansif köstebek atmak zorunda. Atarsa da tankımız olacak, hayaletimiz olacak. Hadi bakalım. Kazandık. Bu maç da bitti. Ya bütün bu maçlar neden bu kadar erken bitiyor acaba? Fark ettiyseniz kazandığımız çoğu maçta rakiplerin çıkardığı kartlar üzerinden gittim. Şöyle iyi oyuncu diyelim rakibe de, gülüyor. Tabi istese bırakmaz da. Hani bundan sonra çevirmesi zor. Kendi de vakit kaybetmez, evet. Bıraktım maçı. Başta şey yazmak istiyorum şimdi. Maçı bıraktıran deste falan. Öyle bir şey yazarım muhtemelen. Bu adam hatasız oynasaydı bunu yenemezdik. Çünkü felaket kulesi vardı. Felaket kulesine ne yapayım ben? Ya geçen bir yorum vardı.
Semih sen de oynamayı bilmiyorsun diye yazmış. Şey demiş sonra, felaket kulesi atıyor rakip, elektro büyücüsü atsan ona demiş. Ya felaket kulesini arkadan atıyor, ben nasıl elektro büyücüsü tutturabilirim? Hani yıldırım olsa, çarpmam olsa tamam diyeceğim de. Neyse, çok kısa ve tatlı bir video oldu bu. 4 tane maç kazandık sadece 10 dakikada. Ve rakiplerin neredeyse hepsi, sayamadım hatırlamıyorum şu an, maçı saldı. Dünyada 124 ve videonun sonuna geldik. Şöyle desteleri göstereyim, belki kopyalamak istersiniz. Full 3 taç baksanıza. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.